Merhaba arkadaşlar, Pes Severler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Öncelikle hayırlı, sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim herkese. Onun dışında pazartesi günü gelen maç değil de son günü. Bugün Türkiye saatiyle yani 3'e doğru arkadaşlar. Yani 3'e çeyrek kala falan olması lazım galiba son süre. Maç değil bitecek. Yani maç değil henüz oynamayan arkadaşlarımız varsa bugün sayılı saatler kaldı. Oynayıp MyClub parasını alabilirler. Ben de bugüne bıraktım arkadaşlar. Yani bir an önce oynayıp MyClub parasını almam gerekiyor açıkçası. Çünkü başka MyClub parası kazanacağımız yer de kalmadı. Sadece kampanyalar ya da etkinlikler olursa hani işte kazanını tahmin etme gibi. Anca oralardan MyClub parası kazanabiliyoruz. Ki bu cumartesi günü de Euro 2020 maç day'inin finali olacak. Fransa Almanya maç değil cumartesi günü gelecek. Oradan da yani normalde 40 MyClub parası kazanıyorduk. Herhalde yine 40 MyClub parası hani maç değerlerde 4000 puan yaparsak 40 MyClub parası verecektir. Ayrıyeten doğru tahmin edersek de kazananı hani oradan da bir MyClub parası gelecek. Tabii ne kadar geleceği bilinmez. Fransa kazanırsa çok bir şey gelmeyecek gibi görünüyor. Ama Almanya kazanırsa ve Almanya'yı tercih eden arkadaşlarım varsa o zaman bayağı bir kazanabilirler açıkçası. Devam edelim. Asıl konumuz Beckham. PES 2021'de Beckham 101 maksimum seviyeyi görecek şekilde geliyor. 101 Beckham'la bu sezonki 100 Beckham arasındaki farklara bakalım istedim. Dün Messi ile kıyaslama yapmıştım. 103 Messi ile yani PES 2021'de gelecek olan ikon 103 Messi ile PES 2020'deki 100 Messi'yi kıyaslamıştık. Bugün de 101 David Beckham'la 100 David Beckham arasında ne tür farklılıklar var? İkisinin de birbirine üstün olduğu yerler var arkadaşlar. Yani birinin bir özelliği diğerine üstünken diğerinin farklı bir özelliği ötekine üstünlük sağlamakta. Hemen bir bakalım. Şimdi öncelikle pozisyon maksimum seviyelerine bakalım. 2021'de gelecek Beckham Manchester United takımında 101 seviyesini görmekte. Ben maksimum seviyelerine bakaraktan değerlendirmeleri yaptım. Bu değerler arkadaşlar tamamen oyuncunun kendi takımında oynadığındaki maksimum seviyeleridir. 101 bakım iki tane pozisyonda 101 değerini görmekte. Hem sağ kanatta 101 hem defansif orta sahada 101. Göbekte 99, ofansif orta sahada 99 gibi değerlere sahip, yüksek değerlere sahip. Sağ açıkta 95, sol açıkta 93, gizli forvette, santrforda 94. Yani kaleyle stoper dışında adam her yerde 90'ın üzerinde. Yani çok iyi seviyelere sahip bu anlamda. 100 Beckham'a geldiğimiz zaman ise yani 2020'deki Beckham, geçtiğimiz aylarda gelen ara ara gelen Manchester United ikonu olan Beckham sadece defansif orta sahada 100 değerine ulaşmaktaydı. Sağ kanatta 98, göbekte 98 ve birer birer sayı azalıyordu arkadaşlar. Kıyasladığımız zaman tabii ki 101 Beckham'ın iki farklı pozisyonda da 101 maksimum seviyesinde performans göstermesi gerçekten bizleri heyecanlandırıyor diyebiliriz. Onun dışında birkaç bölgede daha 99'la oynuyor. Göbekte ofansif orta sahada. Sağ açıda 95. Az sonra özelliklerini göstereceğim arkadaşlar. 101 Beckham'ın hızı gerçekten çok iyi. 100 Beckham'ın hız anlamında çok üstün. Hemen özelliklerine bir bakalım. Öncelikle 2021'de gelecek olan Beckham'ın özelliklerine bakalım. Kırmızıyla renklendirdikleri üstün olan taraflardır arkadaşlar. Mesela top sürme hızı 98. Yani topla olan o hızı 98 çok iyi. Bir kanat oyuncusu gibi. Arkadaşlar Manchester United'da David Beckham'ı hani izleyenler bilirler. Yaşı büyük olanlar yani 30 yaşın üstündekiler bile bilirler. Hani ben de 30 yaşın üstünde olduğum için Manchester United'daki halini çok iyi hatırlıyorum. Özellikle de bir Şampiyonlar Ligi maçı vardır. Manchester United Real Madrid maçı. Real Madrid 4-3 kazandı. Orada da Brezilyalı Ronaldo vardı. Bir tarafta da David Beckham Manchester United'daydı. Hala gözümün önündedir o maç. Hani açıkçası Manchester United Real Madrid maçı değil. Tamamen David Beckham Ronaldo kapışmasıydı. Ronaldo sanırsam 3 tane gol atmıştı. Hat-trick yaptı diye hatırlıyorum. Beckham 2 gol mü yapmıştı? Bir gol bir asist mi? Tam olarak hatırlayamıyorum ama harika performans sergilemişti o anlamda. İkisinin o mücadelesi yani karşılıklı düellosu çoğu insanın aklındadır o maçı izleyenlerin. Manchester United'daki Beckham gibi bir Beckham geliyor. Çok hızlı. Kanat oyuncusu. Baktığımız zaman top sürme hızı 98. Toplu olan o hızı gerçekten çok yüksek. Devam ettiğimiz zaman diğer özelliklerinde kırmızıyla işaretlemediğime göre 100 Beckham'dan üstün değil. Bakalım ofansif farkındalık ya bir tık yani bir seviye bu sezonki Beckham'da daha iyi. Devam ettiğimiz zaman özellikler birbirine çok yakın.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada top sürme hızında bir üstünlük var. 89'dan 98'e çıkıyor PES 2021'de. Onun dışında özellikler aynı. Bu özelliklerde kıyasladığımız zaman top sürme hızı dikkat çeken bir taraf. Çünkü top sürme hızı değil, bir de topsuz koşusu da gerçekten hızlı olacak 101 Beckham'ın. Hemen özelliklerini gösterelim. Hız 95. İşte en büyük hani dikkati çeken konu da bu. PES 2021'deki Beckham'ın, 101 Beckham'ın toplu ve topsuz koşusu gerçekten çok yüksek. Hızlanma 92, şut gücü 99. Bu ilk 4 değer 2020 değerlerine göre biraz daha üstün. Devam edelim. Mesela 2020'deki David Beckham, yani şu anki 100'lük Beckham'ın hızı 95, hızlanması 91 değerlerine sahip. Sıçrama 80, fiziksel teması mesela 2020'deki Beckham'ın daha üstün. Denge 95, dayanıklılık 99. Yani hız anlamında 101 Beckham'ın baktığımız zaman 95'e 85 gibi büyük bir üstünlüğü var. Fiziksel temasta da bu sezonki PES 2020'deki Beckham'ın daha üstün olduğunu görüyoruz. Diğer değerlere baktığımız zaman da birbirine yakın değerler. Sıçramada hani bir 89'a 80'lik bir üstünlüğü var. Dengede 99'a 95'lik. Yani onların dışında arkadaşlar birçok özelliği ya yakın ya da aynı özellikler diyebiliriz. Beckham'ın burada 101 Beckham'ın burada 100 Beckham'a karşı üstünlüğü, en çok bariz üstünlüğü, en çok dikkat çeken üstünlüğü top sürme hızı ve topsuz koşuları hızı. Hani bu anlamda çok iyi. Ama fiziksel temas konusunda da 100 Beckham'ın üstün olduğunu hani söyleyebiliriz. Onun dışındaki birçok değerde de birbirine yakınlar. Tabii ki tercih meselesi burada arkadaşlar. 100 Beckham'ı, Beckham'a sahip olan arkadaşlarım 101 Beckham'ı isteyecekler mi yine? 101 Beckham için MyClub parası biriktirecekler mi? Yorum yazarak paylaşırlarsa çok sevinirim. Bende 100 Beckham yok açıkçası. Ben yani en son geldiği zaman 1000 MyClub param vardı. Tabii ki 1000 MyClub parasına ne Beckham'ı ne de diğerlerini düşürememiştim. 3 tane ikon gelmişti. Yani yanılmıyorsam Giggs, Scholes ve David Beckham gelmişti herhalde. 3 tane ikon gelmişti. Orada hiçbirini düşürememiştim 1000 MyClub parasına. İkon düşürmek için çok MyClub parası gerekiyor bazen, ya da şanslı olmak gerekiyor. En son Real Madrid ikonlarına harcadığımı hatırlıyorum. Yani en son demeyeyim de daha sonra da az bir şey harcamıştım ama 2200 MyClub parası harcamıştım. Hala içimde bir acıdır. Ve sadece bir tane ikon, o da Guti gelmişti arkadaşlar. Guti'yi de severim, hani bir şey demiyorum ama tabii ki 2200 MyClub parasına da bir ikon acı veriyor insana. Sanki böyle bir şarkı vardı değil mi, Hande Yener'in, acı veriyor diye. Bir an aklıma da o geldi. Arkadaşlar evet, o acıyı unutamadım ben. Söyleyebilirim yani 2200 ikona, MyClub parasına harcayıp bir ikon geldiği için, yani o MyClub paralarını biriktirmek için o kadar uğraşıyoruz ki, oyuna ben hiçbir zaman para yatırmadım arkadaşlar. Yani tamamen emek vererek biriktirip hani ne gelirse, düşürürsek amenna, düşürmezsek, düşüremezsek de sağlık olsun diyen bir insanım. Eldeki oyuncularla devam ediyorum. Hani eldeki oyuncular, kulüp selection pot ve tarzı oyuncularla da yani keyifli oyunları oynanıyor. Açıkçası ben gümüş top, altın top oyuncularla da zaman zaman oynuyorum. Seviyorum da. Ama insan tabii ki ikonlarla ya da efsanelerle de oynamak istiyor. İkonların da özellikleri çok iyi. Hani istiyoruz ki ikon oyuncu olsun elimizde. Yani umarım PES 2021'de daha şanslı oluruz. Hani az MyClub parasıyla ikon düşürürüz ama şimdi şu 101 Beckham'ı ben çok isterim sahip olmak. 100 Beckham'a sahip olamadık ama bari 101 Beckham'a düşürelim diyorum. Ama bunun için de çok MyClub parası gerekebilir. Belki de hani eğer hesaplarımız iyiyse, hani takımlarımız, kadrolarımız iyiyse, ben şöyle düşünüyorum. Bundan sonra Potve ya da gelecek olan ileride hani kulüp selectionlarda top açılımı yapmak yerine MyClub parası biriktirmek sanki daha doğru gibi geliyor bana. Bu konudaki görüşlerinizi yazmanızı çok isterim. Hani kadrosu iyi olan birisi için PES 2021'e kadar, hani PES 2021'e de yani ne kadar kal diyelim, en geç Ekim ayında çıksın diyelim hadi. Hadi en geç Ekim sonu gibi çıkar diye düşünüyorum şahsen. Kasım'a bırakmazlar herhalde. Bu sezon bir de güncelleme şeklinde olacak. Hani geçen seneki gibi sıkıntılı bir süreç de olmayacak. Geçiş daha hızlı olacak.
Daha erken bir tarihte de yaparlarsa çok harika olur. Yani PES 2021'e kadar 1-2 ay arkadaşlar, sanki MyClub parası biriktirmek bana daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki oyuna yeni başlayan, kadrosu hani çok güçlü olmayan arkadaşlarım için gelecek pot veya da kulüp selectionlardan top açılımı yapılabilir. Onlara bir şey ben demem hayatta, ama sanki diğer türlü kadrosu iyi olan, oyuncu çeşitliliği fazla olan, birkaç tane oyuncu eksik olabilir ama yani ona rağmen sanki idare etmek bana daha sanki doğru gibi geliyor. Ben ana hesabımda öyle yapacağım. Potve'den ya da işte gelecek kulüp selectionlardan, ki bu hafta Potve gelmeyebilir arkadaşlar. Konami henüz bir açıklama yapmadı. Normalde pazartesi günleri açıklama yapardı. Açıklama yapmadı arkadaşlar. Sanki gelmeyebilir. Ya gelirse de hani bir şey diyemeyiz tabii ki, yani sürpriz de olur. Bakalım Potve gelecek mi gelmeyecek mi, ama yarın Avrupa efsaneleri gelecekti. 3 tane de bedava top açmak olacak son kez. Ama Potve ile alakalı herhangi bir açıklama yok. Gelse pazartesi günü açıklıyordu ama ilk defa açıklamadı uzun bir aradan sonra. Bakalım yarın Potve gelecek mi gelmeyecek mi, ben de merak ediyorum arkadaşlar. Sanki gelmeme ihtimali yüksek. En son gelmez dediğimde gelmişti arkadaşlar efsaneler. Şimdi gelmez diyeceğim, yine gelecek. Bakalım, hani sanki gelmeyecek gibi duruyor ama yine de Konami bu. Bir şey diyemeyiz. Sürpriz yapabilir arkadaşlar. Çok da uzatmayayım. Konuştukça insan konuşuyor tabii ki oyunla alakalı. O sevdiğimiz bir nokta. Oyunu çok seviyoruz. Oyunla da ilgili konuşmak insanın hoşuna gidiyor. Ben oyun oynayan arkadaşlarım da bazen bir saat böyle konuştuğum olur. Telefonla hani konuşuruz böyle. Bir saati bile deviririz. Hatta ya, operatör kapatıyor belli bir süre sonra, zaman limiti dolduğu için. Çok keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Ben bazen fazla konuşuyorum. Oyun hakkında bilgiler veriyorum ya da kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Umarım sizleri sıkmamışımdır arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.